Gerçek hobbitler, Homo floresiensis'in sıra dışı dünyası. Bu video, insan evriminin en ilginç ve gizemli hikayelerinden birine odaklanacak. Homo floresiensis, yani cüce insanlar. İnsanlık tarihinde birçok gizem var, ancak bazıları diğerlerinden daha çarpıcı. Bu gizemlerden biri, Endonezya'nın Flores adasında bulunan Homo floresiensis, yani cüce insanlar. 2003 yılında keşfedilen bu tür, evrimsel bir bulmacanın anahtarını sunuyor. Homo floresiensis, yaklaşık 95 bin ila 17 bin yıl önce yaşamış olan, modern insanlardan çok daha küçük bir vücut yapısına sahip olan bir insan türüdür. Adını bulunduğu adadan alır ve keşfi, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştır. Vücut ölçüleri ve anatomisi. Homo floresiensis'in en belirgin özelliği küçük boyutlarıdır. Yetişkin erkeklerin ortalama boyu 1.6 metre, kadınlarınki ise 0.9 metredir. Ağırlıkları ise 25 ila 35 kilogram arasında değişmektedir. Uzun kolları ve küçük beyin hacmi ile dikkat çeker. Kalça kemikleri ve bakak uzunlukları modern insanlardan farklılık gösterir. Bu boyutları bilinen diğer tüm insan türlerinden daha küçüktür. Diş yapısı ve ağız morfolojisine baktığımız zaman Homo floresiensis'in diş yapısı diğer insan türlerinden oldukça benzerdir. Dişleri modern insanlarınkinden daha küçük olmakla birlikte aynı şekilde düzenlenmiştir. Dişlerin yapısı Homo floresiensis'in otçul veya omnivor bir diyete sahip olduğunu düşündürmektedir. Peki bunları böyle küçük olmaya itecek sebep nedir? Flores adasının sınırlı kaynaklarına uyum sağlamış olabilirler. Küçük boyutları, adanın dar alanlarına adapte olmalarına ve sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmuş olabilir. Yaşam tarzı. Homo floresiensis'in yaşam tarzı hakkındaki bilgiler de sınırlıdır. Ancak fosil kayıtları, Homo floresiensis'in avcı toplayıcı bir yaşam tarzına sahip olduğunu düşündürmektedir. Homo floresiensis'in avladığı hayvanlar arasında küçük memeliler, kuşlar ve balıklar yer alıyordu. Ayrıca kabuklu yiyecekler ve meyveler gibi bitkisel besinleri de tükettiği düşünülmektedir. Homo floresiensis oldukça gelişmiş taş aletlere sahipti ve bütün şeylerle başa çıkmalarına yardım edecek olan ateşi bildikleri düşünülse de kişisel takılar, yağda ölü gömmelerin kanıtıyla kendini belli eden daha sembolik veya modern davranışlar tam olarak mevcut değildir. Köklerinin ortaya çıkışı ve homo türleriyle ilişkisi. Son 10 yılda Homo floresiensis'in atalarının kim olduğunu açıklamak için bütün teoriler art arda önerildi. Öncelikli olarak en sık ortaya çıkan başlıca 3 teori vardı. Birincisi, Homo floresiensis'in Asya kökenli Homo erectus'tan evrimleşmesi ve o zaman adaya ulaştıktan sonra cüce hale gelmesiydi. İzole adalarda meydana gelen cücelik hiç duyulmamış değildir. İkincisi, Homo habilis gibi Afrika'daki kökenleriyle Homo'nun erken bir türünden gelmiş olmalarıydı. Ve üçüncüsü, bir tür hastalık veya karışıklık yoluyla erken Homo sapiens olduğu düşünülmüştür. Sinir bozucu bir şekilde bu teoriler, Hobbit'in bütün karakteristik özelliklerini ya tam olarak açıklayamadı yahut bu teorilerden herhangi birini lehinde tutmak adına mevcut veri eksikliğinden muzdaripti. Yine de son zamanlardaki çalışmalar, örneğin Argü 2017'ye bakınız. Bu belirsiz karışıklığa biraz ışık tutuyor. İleri sürülen yeni veriler gerçekten de floresiensis'in Afrika'da kök salmış eski Homo soyuna bağlı olduğunu 1.75 milyon yıl öncesinden daha fazla veya Homo habilis'in spesifik olarak kardeş bir türü ya da en azından Homo habilis
Afrika ve Asyalı Homo erectus ve Homo sapiensi kapsayan grubun kardeş bir türü olduğunu gösteriyor ve evrimsel aşamada Homo habilis'e benzemektedir. Genellikle tehlikeyi göze almış ilk Homo olarak görülen Floresiensis'in ataları, Afrika dışındaki Homo erectus'tan önce bile gelmiş ya da neredeyse Homo erectus'un Afrika dışına çıkarkenki ilk adımlarına denk gelmiş ama henüz bilinmeyen bir göçle Afrika'yı terk etmiş olmalıdır. Homo floresiensis nasıl yok oldu? Homo floresiensis'in neden yok olduğu henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bazı bilim insanları Homo floresiensis'in modern insanların adaya gelişi sonucunda soyunu tükettiğini düşünürken, diğerleri Homo floresiensis'in doğal afetlerin bir sonucu olarak yok olduğunu savunmaktadır. En olası senaryo, Homo floresiensis'in hem modern insanların hem de doğal afetlerin bir sonucu olarak sönüşte olduğudur. Modern insanlar, Homo floresiensis'in yaşam alanını ve kaynaklarını kısıtlayarak bu tür üzerindeki baskıyı artırmış olabilir. Ayrıca Flores adasında meydana gelen volkanik patlamalar ve diğer doğal afetler Homo floresiensis'in yok olmasına neden olmuş olabilir. Homo floresiensis, insan evriminin en ilgi çekici ve gizemli türlerinden biridir. Bu tür hakkındaki araştırmalar, insan evrimi hakkındaki anlayışımızı geliştirmeye devam etmektedir. Evrim, uyum sağlayabilenlerin hayatta kalma sanatıdır. Leon Mogensen.